Memleket vardır sinemize ayna tutan ve memleket vardır içinde koca bir cihan yatan, bizimle beraber yüreği atan. Bir ışık hüzmesi olup geçmişime, geleceğime gökkuşağının tüm renklerini katan ve yolumuz acı payama çıkarken daha bir devleşiyor yüreğime sığdıramadığım vatan. Gönül bu, seviyor seveceğini. Önünde durulmaz bir ihtirasla, ezelden ebede gidecek bir inatla hem de. Ben bıyıklarımın terlediği zaman sevdalanmadım, çocuk düşlerimin olduğu demde. Gönül bu, adına şiirler yazıyor, düşlerine düşürüyor kimi vakit onu. Ve biliyorum ki vuslatla bitecek firkatle geçen günlerin sonu. Anason kokulu bir dilberi, yüzünü dalaman çayıyla yıkayan nazlı bir gelini sevmişim ben. Sevdasız küçük bir nokta, severken koca bir devmişim ben. Anadolu'nun her noktasında yönümü deniz deyimine çevirmişim. O yöne baktığımda güneşi bulmuşum, baharı bulmuşum. Her bakışımda ya yağmur düşmüştür gözlerime ya da bir cemre. Sevda bu, uymuşum yüreğimden gelen emre. Sevda bu, bilmem ki tadına nasıl doyam. Gönlüm kayıvermiş işte, adı acı bayam. Her ne kadar Acıpayam ilçesi, Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında, Ege bölgesinin güneydoğusunda yer alır diye literatürler yazsa da, Acıpayam, yüreğimin orta yerinde yer alır. Literatürler ilçenin Ege bölgesi ile Akdeniz bölgesi arasında geçiş noktası olduğunu yaza dursunlar. Acıpayam, hasret ikliminden huzur iklimine geçiş noktasıdır. Yine o literatürler doğusunda Burdur ilinin Yeşilovası'nın, Tefenli, Gölhisar, Çavdır ilçelerinin, batısında Tavas ve Beyağaç ilçelerinin, kuzeyinde Serinhisar ve Çardak ilçelerinin, güneyinde Çameli ilçesi ve Muğla ilinin Köyceğiz ilçesiyle sınır bulunduğunu yazsa da, bu kentin sağında, solunda, önünde, arkasında, altında ve üstünde, arzında ve semasında dünyanın yedi renkli güzellikleri sıralıdır.
Konaz Dağı'nın eteklerinde gezinen ve dağların böğründen adı bilinmeyen yeşillikleri toplayan yorgun bir Anadolu kadını gibidir o. Kalın çizgilerinde görürüm ecdadın ayak izlerini. Ellerinde kına kokusu ve nefesinde bitimsiz bir Anadolu dokusu. Ellerini açmış öylece beklemektedir. Ana sıcaklığında ve samimiyetinde. Çocuklarını Arife'den bekleyen, yüzü güneş, yüreği hasret yanığı bir kadının elinden çıkan katmerdir acı payam. Bazlamanın buğusudur. Naftalin kokulu sandığında saklar ilk çağların kana biçelerini. O ceviz oyması sandık içinde buldum benliğimi, kimliğimi. O sandığın içinde Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelen göçmen Türk boylarının esvapları var. O sandığın içinde Oğuz kafilesinin Avşar oymağına bağlı Kara Ağaç Baba yönetimindeki bir kolun yiğitlerine işlenen mendilleri var. O sandığın içinde Eşeler Dağı eteğine yerleşen ecdadımın kanının işlediği gömlekler var. Bir gizli güç çekip alıyor beni tarihin tozlu sayfalarının içine. Bir girdabın karşı konulmaz gücüyle. Germiyan oğulları beyliği, bereketli Acıpayam Ovası'nı ele geçirmek amacıyla Kara Ağaç Baba yönetimindeki yiğitlerle yaptığı savaşın ortasında buluyorum kendimi. Kılıç seslerini duyuyorum. Güneşin şavkı düşüyor bir kılıcın üzerinden gözlerime. Acıpayam Ovası'nın Germiyan oğullarına geçişine, Germiyan oğlu Süleyman Şah'ın Osmanlılarla akraba olması nedeniyle kızı Devlet Hatunu, Osmanlı hükümdarı Murat Hüdavendigar'ın oğlu Beyazıt'a verdiğinden, Hamit Ovası'nın çeyiz olarak Osmanlılara birleşine şahit oluyorum. Tarih bu. Hangi kente kurtuluşu veya esareti getireceği belli olmaz. Sultan Beyazıt'ın Moğol İmparatoru Timur'a yenilmesi sonucu Osmanlıların zayıflamasıyla bölge tekrar Germiyanoğullarına geçecektir. Germiyanoğullarından memnun olmayan bölge halkı Hamitoğullarına bağlanmak isteğiyle baş kaldıracaktır. 1429 yılında ikinci kez Osmanlılara geçen bölge Isparta sancağına bağlanacaktır. 1888 yılında Denizli Sancağı'na bağlanan Garbi Karaağaç, sonradan Acıpayam adını alacak ve Türkiye coğrafyasında boy göstereceği günlere hazırlanacaktır. Thank you.
bir genç kızın iffetidir acı payam, bir çocuğun masumiyeti. Bozulmamış doğası, misafirperver, sıcak kanlı insanlarıyla. Kaynağından fışkıran soğuk bir suyun saflığında. Geçen zamana inat, sahip olduğu değerleri kucaklamasını bilen ve olduğu gibi kalabilen. Sahip olduğu tabiat güzellikleriyle bir gelinin başına benzetirim onu. Acı payam, yaşayan güzelliklerin abidesidir. Keloğlan mağarası ise doğal oluşumlarıyla 10 milyon yılda su damlacıklarının yaratıcılığıyla oluştuğu tahmin edilen güzellikleriyle görülmeye değer mahiyettedir. Böylesi tabiat insanın özünde ne dert koyar ne de maraz. Bu bağlamda bir çınarın koyu gölgesidir acı payam. Serininde kaldığım, üşüdüğüm biraz. Nefes aldırandır Anadolu'nun yanık topraklarına. Bu coğrafyada kulak kesilirsen doğaya, Avşar Bey'inin yanık sesini bulursun. Bir kaval sesinin büyülü sesinde kaybolur, tezene değdiğinde saza mest olursun. İçli bir aşk hikayesine şehadet edersin. Avşar'da beyi der ki of of, gelsin göreyim, aman da göreyim. Nasıl yiğidmiş benden ama bileyim. Armağan isterse de bende canlar canlar. Ağabeyler candan da başka armağanım yok benim, yok benim. Ağabeyler. İnsanın bu güzellikler için şükür tadında Hakk'ın kapısını çalası geliyor. Yazır Camii'ne varıp iki rekat namaz kılası geliyor. Yazır Camii Acı Payam'a 25 kilometre uzaklıkta olsa da gönül bazında insanlarla arasındaki mesafeyi sıfıra indirgemiştir. Yazır kasabasının bilinen en eski camidir. Geniş bir avlu içinde yer alan cami, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Cami mekanı mihrap duvarına dik, üç sahana ayrılmıştır. Üzeri düz toprak dam iken
1968 yılında çatı yapılarak kiremitle örtülmüştür. İçeride duvar yüzeyleri panolar halinde süslenmiştir. Gerek tarihi, gerekse mistik ortamıyla Acıpayam için değerli bir hazine, kutlu bir güzelliktir. Acıpayam'ın kalem kaşı olan cemalinde Gül Beni diye nitelendirilecek bir diğer camisi de Acıpayam Çarşı Camii'dir. Acıpayam ilçesi merkezinde bulunan bu cami, Ege bölgesinin dört minareli camilerinden birisidir. Minareleri başka ilçelerden görünecek kadar endamlı olan bu cami, halkın özverisi ve fedakarlıklarıyla ortaya çıkarılmış ve kentin simgesi ola gelmiştir. Bir şehir düşünün, kendi obasına hakim bir düzlükte. Medeniyetlerin beşiğinde, medeniyetleri büyüten, yürüten kentin kucağındasınız. Derdin tasanın, Honaz Dağı'nın, Bozdağ'ın ardında kaldığı bir dembesiniz. Yamaçlarında açan çiçeklerin kokusunu duyuyor musunuz? Bir dile gelse bu dağlar, kim bilir neleri anlatacak? Hangi zaferin muştusunu verecek? Dokunsan tarih fışkıracak sinesinden. Bir şehir düşünün. Muhteşem doğası, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla kendisini çevresindeki birçok yerleşim yerinden farklı ve yüce kılan. Ve bir şehir düşünün. Çiçeklerin kokusu kaplamış dağlarında yokuşu. Bir şehir, envai güzellikleriyle çok kanatlı bir masal kuşu. Acıpayam'a tarih ve doğa damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmış ki, bunu hissetmemek ve görmemek mümkün değildi. Camileri, tarih kokan evleri, insanların neden bu şehre aşık olduğunu idrak ettim en sonunda. Aslında bir şehri şehir yapan sır, sadece gözümüzün önündeki abideleri, binaları, yolları, evleri, hasılı eski zaman kalıntıları değildi. Onların da ardında yatan anlam boyutuydu, özünde sakladıklarıydı, içinde barındırdıkları. Bir asırdan alıp bir asıra taşıdıklarıydı. Ve ben bu şehrin sırtında gördüm kutlu bir yükü, kutlu bir mirası, anlatılamayacak ama yaşanılacak bir güzelliği. Thank you.
Ege'nin toprağı cömerttir her zaman. Acıpayam'a da ekmek veren bu cömert topraklardır. İlçenin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayanır. Bunun yanında küçük sanayi ve el sanatları, ticaret, maden işçiliği, fabrika işçiliği ilçe halkının önemli gelir kaynakları haline gelmiştir. İnsan ekmek yediği toprağı susuz bırakmaz elbet. El açıp haktan rahmet niyaz etmesini de bilir. Devlet su işlerinin hazırlamış olduğu Acıpayam Ovası'nı sulama projesine umut bağlamayı da. Yapraklı Barajı ve Belkaya Barajı güneş yanığı yüzleri umut tadında tebessüm ettirecektir. Toprağa sevdalı insanın toprağa teşekkürü olacaktır. Hangi birini yazayım ben? Eşeler Yaylası'nın serinliğini koynuma kattığımı mı? Çamlık içinde huzurun en koyusunu tattığımı mı? Yeşilin her tonundan nasip alan coğrafyayı gezerken ve akşam vakti Şahin Tepesi'nden şehre bakarken derdimi, hüznümü dağların ardına attığımı mı? Ve kelimeler kifayetsiz kalıyor Acıpayam'ı kağıda dökerken. Ağustos ayında üşüten serinliğini yazmak gerek. Bir tas ayran içmek için bir evin kapısını çalmak gerek. Un çorbasının tadından nasibin almak gerek. Keşkek yemek için kalmak gerek. Belhasılı kelam Acıpayam, Denizli'nin yanı başında bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlıdır, kanı damarlarına sığmayan. Acıpayam bir ağa kızının asilliğinde, yavuklusunu cam kenarında beklerken sevdasını kaneviçelere döken bir genç kızın saflığında ve masumluğundadır. Acıpayam yaşayan bir tarihtir, kutlu bir töredir. Acıpayam sevdaya göredir. Kekik kokulu sütünün kokusu semaya yükselirken huzur iklimidir kapımızı çalan ve baki bir huzurdur damağımızda tat diye kalan. Efsanelerle anılır bu kent, efsanelerle yaşar. Türkülerle şekil bulur sevdalar. Acıpayam'ın delikanlısı, Gümüşdiş'in öz yurduna olan sevdası, zaman törpüsünde aşınmamıştır. Bu sevdaya Acıpayam şahitlik etmiştir. Gümüşdiş askere gider. Askerdeyken o zamanın eşkıyaları, Gümüşdiş'in annesine işkence ederler. Gümüşdiş'e bu haber ulaşır ve askerden gelir. Annesine işkence eden eşkıyaları aramak için dağa çıkar. Dağda birçok arkadaş edinir ve arkadaşları Gümüşdiş'e Efe ünvanı verirler. Annesinin intikamını alır.
yine o eşkıyalar tarafından Alaaddin köyünde pusuya düşürülür ve öldürülür. Öldükten sonra halk tarafından ağıt yakılır. O günden bu yana bir ağıt yükselir Acıpayam semalarından cihanın dört bir yanına. Bir yiğidin sancısı bir kentin sancısı olmuştur. Alettin'e vardım emme, durmadım aman. 17 yerimden kurşun yedim, ölmedim. Arkadaşım düşman imiş, bilemedim aman. Gel kardeşim, hallerimi sor benim. Nuri Efe'den intikamım al benim. Haydi lan de haydi, ineğin danası. Kızı bana yangın, ne karışır anası? Doğanın ve kültürün beraber gezindiği sokaklarında ben de dolaşmaktan mutlulukların en yücesini duymaktayım. Bugün kendimi zeybeğe duran efelerin arasına koymaktayım. Bugün düşlerime doymaktayım. Muhteşem güzellikleriyle yedi rengi buluşturan Acıpayam, eşsiz doğal güzellikleri, yemyeşil yaylaları, zengin tarihi yapısıyla turizm açısından Denizli'nin parlayan yıldızı olmaya aday bir şehirdir. Sahip bulunduğumuz yüzlerce doğal ve tarihi güzelliği dünyanın her yerinden konuklarla paylaşmak üzere ziyaretçileri, elimizdeki ekonomik potansiyeli üretime ve ülke ekonomisine kazandırmak için girişimcileri bekliyor Acıpayam.